Sevgili YouTube, yok, hoş geldin. Yani ben bir ara verdim, soluklandım. Hoş Birazcık yapalım. Melis ve Yusuf RP'si de yaptık, yalan olmasın. Yusuf'un öküzlüğüne bayılıyorum yani. Yusuf da tam bir ayı çocuk. Yani Yusuf da iyi bir alternatif değil ama en azından tecavüzcü değil. Neyse. Savaş'ın gözlerine baktıktan sonra ona döndüm. Hayır, yok. Aquapark açılmış da ona haber vermeye geldim. Tamam, gidelim. Savaş'ı orada bırakıp Yusuf'la yürümeye başladık. Onunkinin aşk olmadığını biliyordum. Belki arzu. Ama kesinlikle aşk değil. Boşluk, nokta. Ama yine de olanlara engel olamadım, olmak istemedim. Bu kadar yaşanandan sonra ona güvenmemem gerektiğinin farkındaydım. Ama aşk büyük bir duygudur. Onu sadece iki şey yenebilir. Birincisi gurur, ikincisi ise ihanettir. İhaneti hiçbir insan unutmaz, affeder mi bilemem ama unutmaz. Onun akşam ailemle ilgili anlattığım şeyden sonra benim duygularıma nasıl ihanet ettiğini asla unutmayacağım ama sadece ona bağlı olarak onu affedebilirim. Beni duydun mu Melis? Ha? Yusuf'un bir şeyler söylemesiyle kendime geldim. Şey, dalmışım, kusura bakma. Bu adam bir şey söylediyse söyle. Yok ya, bir şey demedi. Sen ne demiştin? Aquapark'ta kaydıktan sonra dondurma yiyelim dedim. Yazlıkçı öküz. Hiçbir şey söyleyemiyorsun bu kıza. Yazlıkçı öküz. Yazlıkçı öküz. Melis'cim, Aquapark'ta kayalım. Bir dondurma yiyelim diye düşünüyorum. Ondan sonra ben şimdi öğlen gibi havuza karpuz bıraktım. O karpuz soğumuştur. Onu çatlatırız seninle böyle. Yanına peynir, kavun da karpuzun yanında olmaz. Küçük, ne diyorsun? Ha? Açık büfeden de toplarız cebimize, çantamıza filan. Açık büfeden diyorum. Çördükten sonra yapıştırırız Melis'cim. Sahil, kumsala ineriz. Ne diyorsun? Gel he de. Terliğimizin içine kumları doldururuz. Öf, değme keyfime. Aslında var ya, side taraflarında ayağını havuzun içine sokup, ayağını böyle akarsuyun içine sokup da mangal yapabildiğim mekanlar var. Oralardan diyorum bir masa ayırttırayım sana. He? Güzel bir ortamımız olsun. Atlayalım arabaya, gidelim. Bir araba kiralayayım. 4x4 hafif araziye de çıkarız. He? Ne diyorsun? Neyse, Aquapark'ta dondurmayı yedikten sonra diyorum. Bilardo salonu var. Bilardo salonuna da gidelim. Eğlence merkezi. Oraya da gidelim Melis. Tamam Yusuf, gidelim. Aquapark'ta kaydıktan sonra dondurma yiyelim dedim. Olur dedim. Uzatarak gülümsedi. Ben de gülümsedim. Aquapark sonunda göründüğünde şükür ettim. Ne kadar uzakmış ya. Aynen, zaten baksana kimse yok bu kadar uzak olunca. Onun cümlesini tamamladım. Üşenmişlerdir dedim gülerek. Aynen öyle dedi o da gülümseyerek. Çok eğlendik değil mi Yusuf? Gerçekten ya, enerji attım. Akşam dışarı çıkalım mı, biraz Antalya'yı gezeriz? Olabilir ama benim arabam yok. Aa, kiralayacak, bak ben dedim size. Benim var, merak etme. Ben odaya gidiyorum o zaman. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Flaş çantamı alıp otele girdim. Odama geldiğimde kartı okutup içeriye girdim. Savaş içeride yatıyordu. Onunla konuşmadan eşyalarımı alıp banyoya girdim. Oo, edebiyat şahitlerimiz gelmiş. Hadi yatın yatın bir yerlere. Ha, onunla konuşmadan eşyalarımı alıp banyoya girdim. Rahatça banyo yapıp üstümü giyindikten sonra... Aa, kızın rahatça banyo yapmasına izin verdi ha. Ben bir tekmeyle banyo kapısını kırıp perdeleri şöyle ayırıp ondan sonra ha bunun tadına bakmak ister misin falan deyip kızı böyle sertçe duvara vurup kafasını şeye çarptırıp, fayanslara çarptırıp romantik bir şekilde öpmesini beklerdim savaşın ama böyle bir adam değilmiş demek ki. Bu arada arazinin dışında kaldık ha. Koşun şahitler. İçeriye girdim. Ayakkabılarımdan siyah platform topuklu olanını seçip giydim. Odaya geri dönüp makyaj masasına oturdum. Saçlarımı kurutup maşayla şekil verdim. Bu sırada savaşın bana dikkatli bir şekilde baktığının farkındaydım. Ama elimden geldiğince onunla göz teması kurmamaya çalışıyordum. Makyajımı bitirdiğimde telefonum çaldı. Elimi alıp açtım. Bu arada makyaj masasının aynasından Savaş ile birbirimize bakıyorduk. Baktığımda arayan Yusuf'tu. Yusuf be. Yusuf, kuklanıyorsun Yusuf. Efendim Yusuf, hazır mısın? Evet, neredesin sen? Odanı arıyorum. En üst kattayım ben. Koridorun başında bekle, geliyorum. Tamam. Telefonu kapattığımda Savaş ayağa kalkmıştı. Ben de Yusuf'un yanına gitmek için kalktığımda kolumdan tutarak beni kendine çevirdiğinde ellerini belime koydu. Onu itmeye çalıştığımda gücümün yetmeyeceğini anlayıp ellerimi göğsünde bıraktım. Nereye? Seni neden ilgilendiriyor? Bir soru sordum. Ben de.
Bir gülüş attı ama bu içten bir gülüş değildi. Daha çok küstahça ve kendini beğenmiş bir gülüş tu. Ve gülmeyi kesip bir anda sert bir ifade takındı ve bağırarak "Nürü!" diye bağırdı. Bir anki bosluğundan yararlanarak kollarından çıktım. Onun kollarında olmak istiyordum. Ama bu şekilde değil, o beni sevmezken değil. Kapıya doğru ilerledim ve kapıyı çarpıp çıktım. Bir bölümün daha sonu, bölümü geç yazdığım için herkesten özür diliyorum. Ama sinyallerden dolayı vakit ayıramadım. Oteler ve yorumlar için herkese çok teşekkür ederim Gülücük. Ote ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin Gülücük. Telefondan yazdığım için yazım yanlışları iyi olabilir. Lütfen kusura bakmayın Gülücük. Ah canım benim ya. Bebişkom ya, nelerle uğraşıyor. Vallahi bu kadar uğraşıyor, telefonlardan yazıyor. Bu bölümün Nici alttan çizgi Sultan adlı okuyucuma ithaf ediyorum. İyi okumalar. Tecavüzlü bölüm değil mi? Karşılıksız aşk içimizdeki kurt gibidir. Zamanla sevgiden başlayarak içimizdeki tüm duyguları kemirir. Savaşa duyduğum aşk mıdır bilmiyorum. Daha önce yaşamadığım bir duyguyu nasıl tanımlayabilirim ya da bilebilirim ki? Yaslandığım kapıdan kendimi iterek çekildim. Kapıyı çarpıp çıktığımdan beri kapıya yaslanmış öylece durup düşünüyordum. Yavaşça Yusuf'a doğru ilerledim. Ne olursa olsun bu akşamı mutlu geçirmek istiyordum. Bunu düşüncelerimle bozmamak için kafamı başka şeyler düşünmeye yönlendirerek yüzüme bir gülümseme yerleştirdim. Sonunda Yusuf'un yanına vararak ona sarıldım. Ayrıldığımızda beni süzerek "Çok güzel olmuşsun." dedi. Ben de utanarak başımı aşağı eğdim. Kahkahalar atmaya başlayınca onun bu haline dayanamayıp ben de gülmeye başladım. "Hiç değişmemişsin." dedi. "Senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim." dedim. Asansöre doğru yürürken Yusuf yanında getirdiği karpuzu çıkarttı. "Bak, havuzda soğuttum bunu ha. Bunu yeriz." dedi. O zamanlar, yani ilkokuldayken, çok sessiz ve asosyal biriydim. Fazla arkadaşım yoktu. Yanımdaki tek arkadaşlarım Yusuf ve Cansu idi. Onu tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Asansörden indiğimizde dışarıya doğru adımladık. İçeride klima çalıştığı için içerisi serindi. Dışarı çıktığımda ise havanın çok sıcak olduğunu fark ettim. Bu yüzden üzerimdeki ince ceketi çıkardım ve elime aldım. Biraz daha yürüdüğümüzde arabaya ulaştık. Arabası çok iyi bir markaydı. Nereye götürüyorsunuz beni Yusuf? nereye götürüyorsunuz beni Yusuf Bey? Bu arada Yusuf benim kapımı açmış, arabanın içine yerleştiğimde ise kapımı kapatıp kendi tarafına doğru ilerleyip koltuktaki yerini almıştı. Ay, Yusuf tam bir gentle boy. Tam bir gentle toy gerçekten de. Girlfriend. Arabayı çalıştırıp bana döndü. Aslında bara gitmeyi düşünüyordum ama senin öyle yerlere gitmeyi sevmediğini bildiğim için şu an benim de aklımda bir şey yok. Bir de bir şey söyleyeceğim ya, dışarıda içiyorsun, bira olmuş 20 lira, bir kokteyl alsan 60 lira. Gel ben şöyle sahil tarafına vurayım seni, ne dersin? Dedi. Bir süre oturup ne yapmamız gerektiğini düşündük. Antalya'da akşam akşam gidilecek yer fazla olmadığına karar verdim. Yusuf'un sunduğu öneriyi kabul etmeye karar verdim. Yusuf hala düşünürken ona doğru döndüm ve seslendim. Yusuf. Efendim. Bara gidebiliriz, benim için sorun yok. Emin misin, sen öyle yerleri sevmezsin pek. Boş ver, sorun değil, hadi gidelim. Peki diyerek gaza bastı. Antalya'nın Yusuf'un bahsettiğine göre en bilinen barlarından birinden içeri girdiğimizde barlardan bir kere daha nefret ettim. İçerisi yoğun bir şekilde ter, sigara ve alkol kokuyordu. Halbuki savaşın bedeni öyle miydi? Neyse. Kendimize bir yer bulup oraya yerleştik. Birazdan bize ne içmek istediğimizi soran bir garson geldi. Yusuf bana en hafif içkilerden olan bira, kendine vodka söyledi. Birazdan siparişler gelip içmeye başladığında başka bir dünyaya geçiş yapmıştım. Bunda hayatımda sayılı defa alkol almamın etkisi çok büyüktü. Kafam deli gibi dönüyordu. Kalkıp sarsak adımlarla sahneye doğru ilerledim. O sırada Yusuf yüzüme ve hareketlerime bakarak ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışıyordu. Ne yapmak istediğimi bilse büyük ihtimalle beni engellemeye çalışırdı. Sahneye çıktığımda herkes bana bakıyordu. DJ eğilip Demi Lovato Give Your Heart a Break şarkısını çalmasını istedim. Oh. Ali 100 boncuk atmış. Nasıl Yusuf'ta da obla olmaz demiş. Çok haklısın. Selçuk, beynim neden Wattpad'le tecavüzü ilişkilendirmiş? Uygulamayı da hiç kullanmadım halbuki. Benden izlediklerin yeter ya muhtemelen. Yusuf Kemal Akman, hoş geldin. Evren yolcusu olmuşsun. Facebook'a profil fotoğrafı gibi bir şey ekle de Facebook banlamasın seni. Bizde olmaz da. Dağlar Demir 3. ayında, Mimbi Sucuk 3. ayında, hoş geldiniz siz de. Bundan benim kazancım ne olacak? Pişman olmazsın. Pişmiş kelle gibi sırıtıp peki dedi. Şarkı çalmaya başladığında ben de sahnenin ortasına doğru ilerleyip şarkıya başladım. Bu arada ona uyumlu dans figürleri yapıp şarkıya uyum sağlıyordum. Hep uyum sağlıyor bu kız ha. Bu kız hep
Uyum sağlıyor. Alkolün bana yaramadığı açık ve kesindi. Resmen kanımdan deli cesareti akıyordu. The day I first met you, you told me you'll never fall in love. Senle ilk tanıştığım gün bana söyledin hiç aşık olmadığını. Oha. Abi sen daha Türkçe'yi çözememişsin. İngilizce'ye girmesen mi acaba ya? But now day I get you, I know fear is what is really was. Ama şimdi seni ele geçirdim. Gerçekten korkunun ne demek olduğunu biliyorum. So here we are, so close yet so far. Bu yüzden buradayız. Çok yakınız zaten, çok uzak. Having not passed the test. Testi geçemedin. When will you realize baby, I am not all the rest. Sen farkına varacağın zaman bebeğim. Ben tüm kalan ben değilim. Wow. Yapıştır kral. Kral yapıştır. Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. Kalbini kırmak istemiyorum. Kalbine bir mola vermek istiyorum. I know you are scared as balls that you might make a mistake. Biliyorum toplardan korkuyorsun, berbat etmekten korkuyorsun. There is just one life to live. There is no time to wait, to wait. Sadece hayatı yaşa, bekleyecek zaman yok, bekleyecek. So let me give your heart a break. Bana izin ver, kalbine mola verdireyim. Your heart a break. Kalp molan. Let me give your heart a break. İzin ver, kalbine mola verdireyim. Your heart a break. Kalp molan. Şarkının sonuna geldiğimde bütün salonun eğlendiğini gördüm. Herkes alkışlıyordu. Yusuf gelip beni sahneden indirdi. Sen ne yaptın ya? Ne yapmışım? Yarın bunları izlerken ki utancını görmek istiyorum. Sesin güzelmiş. Onun dediğiyle kahkaha atmaya başladım. Zamanla alkol kanıma daha da çok işliyordu. İçimden sebepsiz yere kahkaha atmak geliyordu. That's when you go home. Midem bulunmaya başladığında Yusuf'a tuvaletin yerini sordum. Bana tarif ettiğinde koşarak tuvalet... Bir dakika. Midem bulunmaya başladığında Yusuf'a tuvaletinin yerini sordum. Bana tarif ettiğinde koşarak tuvalete ye ulaştım. Midemde ne varsa boşalttıktan sonra ellerimi yıkadım. Acı tadın gitmesi için ise ağzımı çalkaladım. Ellerime de bir peçete yardımıyla sildikten sonra peçeteyi çöpe de atıp tuvaletten çıktım. Nereden geri döneceğimi anlamaya çalışırken bir anda kolumdan tutulup duvara çarpıldım. Oo, signature move of savaş something. Çok iyi ha. Savaş reis geldi. Duvara çarpma çünkü onun biliyorsunuz asıl hareketidir yani. Gökteriz Kaya. Don't hurt me no more demiş, 50 boncuk atmış. Ya da dur, bu sefer savaş değil, proper bir tecavüzcü de olabilir. Tam da belli değil. Belki DJ'dir. DJ demin dedi ya, çünkü bundan benim çıkarım ne olacak? Bu da pişman olmazsın dedi. DJ onu şey zannetmiş olabilir. Şarkıyı bitirdikten sonra gel bana sapla falan zannetmiş olabilir. Oh shit mother. What the, ne güzel ortam ha. Nereden geri döneceğimi anlamaya çalışırken bir anda kolumdan tutulup duvara çarpıldım. Sırtımın acısıyla inlerken karşımdaki adamın konuşmasıyla ona baktım. Daha bu acı değil güzelim. Buna dayanamadıysan altımda inleyerek ölürsün herhalde. Ne diyorsun sen be pislik? Zor kız, oynamayı bırak. Sahnedeki müthiş gösterini çok beğendim. Ne istediğin çok belli. Sana istediğini vereceğim güzelim. Zorluk çıkarma. Kurtarın beni. Bağır bağır duyarlar seni. Dedi. İğrenç bir kahkaha atarak. Yavaşça bana yaklaşıp boynumu emmeye başladı. Ay pardon ya. Ama yani böyle falan deyip boyun emmeler çok Türk sineması değil mi ya? Neyse, zaten gerçekçi tasvir yapsa rahatsız olurduk da. Bu da böyle tam şey. Aga. Tokatlanarak öldüm. İtmeye çalışıyordum ama bir türlü gücüm yetmiyordu. Ben ağlamaya başladığımda bana zevk almaya bak diyordu. Bir anda üstümdeki yük çekildiğinde ilk önce şaşırdım. Sonra o adamı kimin üstünden aldığını görünce daha da şaşırdım. Herkesi beklerdim ama tanımadığım birinin beni kurtarmasına asla. O adamı döverken sadece şaşkın ve ağlamaklı bir şekilde ona bakıyordum. Sesim çıkmıyordu. Sesimi toplamaya başardığımda dur dedim. Beni duymadığında bir kez daha bağırarak aynı şeyi söyledim. Dur dur. Bu kez beni duyduğunda ilk önce bana sonra adama baktı. Adama bir kez daha tekme atıp elimden tutup arka taraftan beni çıkışa sürükledi. Oo, üçüncü bir erkek çıktı ha. Şşş,
Üçüncü bir adam çıktı ha. Meriç bu seferki de herhalde. Ayo, üçüncü birisi değil bu. Dur bak. Dışarıya çıktığımızda ben tekrar ağlamaya başladım. Bu sırada savaşı gördüm. Tanımadığım Adana 50 erkek selamlaşması yaptıktan sonra... Erkek selamlaşması ne ya? Adamı biraz kenara çekip benim duyamadığım bir şeyler konuştular ve adam gitti. Ben hala ağlamaya devam ederken beni kendine çekerek sarıldı. Sırtımı sıvazlayıp geçti dedi. Ağlamam dindiğinde kollarımı çekerek ondan uzaklaştım. Yüzüne bakmaya başladım. Beni nasıl buldun? Seni tek başına bırakacağımı mı sandın? Öyle deyince gözümden bir damla yaş daha süçtü. Elimden tutup beni kendine çekti. Baş parmağıyla düşen gözyaşımı sildi. İyisin. İyiyim. Teşekkür ederim. Ha, iyiyim. Teşekkür ederim. Bir şey demedi. Sadece güldü. Ha, duygusal anları böldüm. Kusura bakmayın. So here we are. So close yet so far. Bu yüzden buradayız. Çok yakınız zaten çok uzak. Dinlemişsin. Güldü. Ha, dinlemişsin. Güldü. Dinledim, güzel performanstı. Sana bir soru sormuştum, cevap vermedin. Ben de güldüm. Onun yaptığı gibi söylediğim şarkıdan alıntı yaptım. The day I first met you, you told me you'll never fall in love. Senle ilk tanıştığım gün bana söyledin hiç aşık olmadığını. O da bana uyup cevap verdi. But now day I get you, I know fear is what is really was. Ama şimdi seni ele geçirdim. Gerçekten korkunun ne demek olduğunu biliyorum. Beni elde ettiğini düşünüyordu ve kaybetmekten korkuyordu. Having not passed the test. Testi geçemedin. Allah'ım çok cringe. Evet. Bana aşık olmadığını biliyordum. Ona ailemle ilgili kimsenin bilmediği bir şey anlatmıştım. Ama o benim güvenimi kırmıştı. Yani testi geçememişti. There is just one life to live. There is no time to wait, to wait. Sadece hayatı yaşa, bekleyecek zaman yok, bekleyecek. Ve devam etti. So let me give your heart a break. Bana izin ver. Kalbine mola verdireyim. Evet, sana şu an aşık değilim ama olamayacağım anlamına gelmiyor. Seni sevebilirim ama bekleyecek zaman yok. Eğer aşık olmazsam da hayatımızı yaşamış oluruz. İzin ver kalbine, kalbindeki acılara mola verdireyim. Bu cümleden bunları anlamıştım. İlk başta öylece yüzüne baktım. Ya abi, krizden atlayacağım yerleri falan unuttum ya Allah. İlk başta öylece yüzüne baktım. Şu an beni sevmese bile en azından hoşlandığını düşünüyordum. Ona yalnızca bir şans verebilirdim. Tek bir şans. İzin veriyorum dedim. Ve boyumun kısa olmasından dolayı gömleğinden çekip ona sarıldım. Yorumlarınızı göze alarak yazım yanlışlarına dikkat ettim ve bölümü uzun yazmaya çalıştım. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve votelerinizi eksik etmeyin. Çünkü kötü ya da iyi yazılan her şeyde bir emek vardır. Hepinizi çok seviyorum. Okunma sayısına göre votelerin düşük olduğunu düşünüyorum. Belli bir sınır koymak istemiyorum. Bu konuda duyarlı olursanız çok mutlu olurum. Çünkü böyle olunca ben de üzülüyorum. Sizi çok seviyorum değerli okuyucularım. Gülücükler falan bir şeyler. Bu ne? Mehmet Güreli kimse bilmez. Biliyorsanız şarkı buraya meze olmuş. Beni takip ederek yeni bölümlerin ne zaman geleceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca başka adreslerden takip etmek isteyenler Instagram Melis Buket, Facebook Melis Buket Gürbüz. Melis Buket Gürbüz selamlar. Son olarak da @sevaxkim adlı okuyucuma yorum için teşekkür ediyorum. İyi okumalar. Sabah onun kalbimi hızlandıran nefesi ve beni eriten, ciğerlerime şenlik getiren kokusuyla uyandım. İnsanın sevdiğiyle uyanması nasıl bir duygudur bilir misiniz? Bir kadın için sevdiği bir adamla uyanmak huzurdur, mutluluktur, sonsuzluktur. O hala uyuyordu. Ben de fırsattan yararlanıp onu incelemeye başladım. Burnu dümdüz, ne fazla sivri ne de fazla basıktı. Kirpikleri uzun ve saçları yumuşaktı. Tapınası bir yüzü vardı, kusursuzdu. Sert ve kusursuz. O benim sert ve kusursuz adamımdı. Yavaş yavaş hareket etmeye başlayınca onu izlediğimi anlamasın diye hemen gözlerimi kapattım. Sonra yanağımda bir el hissettim. Yumduğum gözlerimi açtım.
Günaydın dedi gülümseyerek. Günaydın dedim ben de ona karşılık gülümseyerek ve devam ettim. Acıktım ben. Hadi o zaman aşağı inelim. Saat kaç? Dün gece çıkarıp yandaki şifonyerin üzerine koyduğu saati uzanıp aldı. Uykusu açılsın diye birkaç kere gözlerini kırpıştırdıktan sonra 9.43. Oo biz de amma çok uyumuşuz ya. Yerimden kalktıktan sonra üstüme giyecek bir şeyler baktım. En son mavi askılı uzun bir elbisede karar kıldım. Ayakkabı olarak da sandalet seçtim. Tam banyoya gidiyordum ki sert ve kusursuz adamın sesiyle durmak zorunda kaldım. İstersen burada giyin, benim için sorun olmaz dedi. Huzurca gülümseyerek. Ona bakıp gözlerimi devirdim. Yapma öyle. Nedenmiş? Ayağa kalkarak bana yaklaştı. Ben geriye gittim. Abi duvara çarpılacak, sonra adam üfleyecek kıza. Ben geriye gittim, o yaklaştı. Ta ki duvara kadar. Duvarla arasında kalınca iyice kendini bana yapıştırdı. Bu da bir tane hareket biliyor ha. O kadar yapıştırdı ki onu hissedebiliyordum. Duvarın çatlaklarımı kıçımın kırığında hissediyordum. Kulağıma doğru eğildi ve fısıltıyla şöyle dedi. Yapma işte. Tamam. Ondan etkilendiğimi daha fazla gösteremezdim. Nefes al kızım dedi kahkaha atarak. Fazla büyük konuşmuşum galiba az önce. Yalnız bir insan bu kadar mı güzel gülebilir ya? Gülünce gözleri parlıyor resmen. Ben şey yapmalıyım, şey işte dedim kıyafetlerimi göstererek. İnmek dedi iki kaşını da yukarı kaldırarak. Sonra ufak bir kahkaha atarak git şey yap bakalım dedi. Koşarak banyoya ilerlemiştim ki bir engele takıldım, kapı. Ne olmuş yani kapıyı görmeyip çarptıysam? Kahkaha sesi duyunca kaşlarım çatık bir şekilde arkaya döndüm. Sahte bir kızgınlıkla ya bu kapıyı buraya kim koydu ama ya dedim. Ardından alnım acıdığı için alnımı ovdum. Savaş iyice kahkahaya boğulunca ben de kızarıp elimdeki giysilerle banyoya kaçtım. Allah'ım 250 gram et için ne hallere düşmüş. Hayır bu son cümle oyun şeyde yazmıyor, kitapta yazmıyor. Ama yani neyse. Kahvaltı etmeye başladığımızda yanımıza Yusuf geldi. Savaş ise ona sert sert bakıyordu. Yusuf nazik bir şekilde oturabilir miyim diye sorunca ben de olumlu anlamda kafamı salladım. Bak sana ne göstereceğim. Göster bakalım ne gösteriyorsun der gibisinden baktım. Bu arada Yusuf telefonunu çıkarıyordu. Telefonda bir şeylerle uğraştıktan sonra benim önüme koydu. İzlemeye başladığımda utançtan yüzüm kızardı. Bunların hepsini ben mi yapmıştım? Dün gecenin belli bir kısmını hatırlıyordum ama bu yaptıklarımı hatırlamıyordum. Telefonu Yusuf'a verdim. Yusuf bana bakarak gülmeye başlayınca ona dönüp kızgın bakışlar attım. Aha! Ooo! Dur! Vay kardeşim benim! Kökle kral! Et be edebiyat şehri be. Komik mi? Bence komik. O hala gülmeye devam edince ben de ona dil çıkarıp gülmeye başladım. Ta ki bir öksürük sesine kadar. Savaş bana kızgın kızgın bakınca gülmeyi kestim. Çünkü Savaş artık ne de olsa benim efendimdi. Sahipti bana. Reisti. Ne derse onu yapmak durumundaydım. Köpeği gibi bir şeydim adeta Savaş'ın. Tek bir öksürüğüyle benim kahkahalarımı bastırabiliyordu. Ama gerçek bir erkek böyle değil midir? Tek bir sesiyle, tek bir komutuyla kadınını köpek gibi yönetmez mi gerçek bir erkek zaten? Savaş gerçek bir erkekti. Ben ise tam bir gerizekalıydım. Akşam seni çok aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Biz Savaş'la çıkmıştık, sana haber vermeyi unutmuşum, özür dilerim. Elini önemli değil anlamında salladı. Ne yapıyoruz bugün? Bu arada telefonu çalınca arka cebimden telefonu çıkardım. Babamın aradığını görünce terasa doğru ilerleyip telefonu açtım. Babacım yani iki tane erkeğin arasındayım. Üçlü bir şey yapmaya çalışıyorum. Hayvan gibi beni arayıp durmaz mısın ya? Ben artık büyük bir kızım. Beni gönderdin üniversiteye. Şehir dışına okumaya çıkar her kadın gibi ben de hemen ertesi gün üç kişinin arasına düştüm. Allah Allah ya. Efendim babacım. Nasılsın güzel kızım? İyiyim babacım. Sen nasılsın? Sağlığın sıhhatin yerinde mi? Çok şükür kızım. İyiyim. Senin arayacağın yok. Ben arayayım dedim. Ya öyle deme baba ya. Adamlar falan var her tarafta. Herkes çok sert, çok diri. Babaya yağ denmez, eşek sıpası. Babamın sesi ağlamakla çıkınca şaşırdım. Baba iyi olduğuna emin misin? Sesin kötü geliyor. İyiyim ben. Arkadan Mehmet Gürbüz diye bağırılınca babam ben kapatıyorum kızım görüşürüz deyip benim bir şey dememi beklemeden kapattı. Aa babası kanser falan ölüyor kesin. Haydi. Oğlum bizi şeyliyorlar mı acaba? Ghostluyorlar mı? Bu kadar rahat bulmazlar beni normalde bu oyunda. Neyse Ghost RNG.
Selçuk Başaran, hadi ya erkek değilmişim abi ne yapacağız diyor. Aa Selçuk'cum böyle yapmayın ya. Levent, ikinci ayında hoş geldin. Levo nasılsın? Melih çiftçi 50 boncuk atmış. Babası çift mesai yapsın kızımı okutayım diye gitsin en lüks otellere yerleştirsin. Kız bir kaslı gördü diye yazıklar olsun yazık. Melih ama öyle herhangi bir kaslı değil. Savaş bir şey. Yasin Aydın ikinci ay. Zor Bey Pekiner dördüncü ay. Baltazar Kaan Paşa. Savaş Aga FT Lil Melis. Give your heart break. Muhabbet tam Yakuza muhabbetlerine benzemeye başlamadın mı? Birden şarkılar söylüyor falan holding sahibi adam. Demiş Ali. 100 boncuk atmış. Vallahi her şey bir çıldırdı abi ben onu söyleyeyim de. Berkcan Akkuş destekçimiz olmuş. Hoş geldin Berkcan. Aa bu ne? Ha? Ha. Altuğ Kan Bakan 50 boncuk atmış. So close no matter how far couldn't be much more from the heart demiş. Metallica'dan geliyor 50 boncuk atmış. Selçuk Başaran noktadan önce boşluk koyması beni delirtti. Ekranına bakıyorum aa diye bağırmış. Hilal destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Gökdeniz Kaya. Ha 50 boncuk atmıştın okuduk onu. Eyvallah okumadığım bir şey diye var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar yeni abone olan herkese söylüyorum. Evren Yolcuları Facebook grubuna girmeyi katılmayı unutmayın. Muhabbetlere dahil olun. Facebook'ta aboneliğin tadı Evren Yolcuları Facebook grubunda çıkar. Kitabımı ziyaret etmem gerektiğini aklıma not ettim. Terasta biraz hava aldıktan sonra içeriye girmeyi planlıyordum ki belime bir çift kol sarıldı. Kokusundan hemen tanımıştım. Savaştı. Parfüm sıkmasına rağmen kendine has bir kokusu vardı. Aynı parfümü başka birine sıksam aynı kokuyu alamazdım. Sadece bu parfüm onda bu kadar güzel kokabilirdi. İyi misin? Olumlu anlamda başımı salladım. Daha sonra kafamı onun göğsüne yasladım ve gözlerimi kapattım. İşte huzur buydu. Yusuf nerede? Pardon, Yusuf nerede? Yusuf nerede? Şu çocuğu bana sormayı kes, elimde kalacak. Böyle tepki vermesine şaşırmıştım. Ondan fazla haz etmediğini biliyordum. Ama böyle bir tepki vereceğini hiç düşünmemiştim. Ay umarım hala yaşıyordur dedim gülerek. Sonra ise konuyu dağıtmak istercesine ne yapalım bugün diye sordum. Ne yapmak istersin dedi. Burnunu boynuma sürterken. Kalbim onun bu hareketleriyle 10 kat hızla atmaya başlayınca kalp krizi geçirmemek adına aklıma ilk gelen şeyi söyledim. Üşüdüm ben. Savaş bana şaşkınca baktı. Üşüdün mü? Hem de yaz ayında Antalya'da. Ben kendini döndürürken gülüyordu. Yüzümü buruşturdum. Cidden başka bahanem bulamadım. Savaş beni belimden çekip iyice kendine yaklaştırdı. Savaş da baydı ha. Bir tane hareketi var Savaş'ın. Ha bir aynı şeyi basıyor. Savaş şey ya. Dövüş oyunları da böyle yerden kayma hareketi vardır ya. Ha bir onu spamleyen adam vardır. Savaş bayağı o. Yok ya dilim şey olmuş ha. Sürüşmüş yandım diyecektim ben. Ne dedim ben yandım mı? Hay dilim eşek arası soksun. Savaş bana munzurca gülümseyerek Yandın demek dedi. Anlayacağım şimdi ya. Yok ya öyle de demedim. Vallahi bak. Sonra yalandan bir kahkaha sesi çıkarak ne sadece artık dilim sürüşmüş yine. Savaş kafasını bana doğru ya. Bu kız... Ben bu kıza inceden üzülmeye başladım çünkü zihinsel engelli olduğundan şüphe ediyorum. Belki de meczuptur yani. Acaba bu kadar dalga geçmesek mi? Çünkü çok kötü yani. Kötü kötü. Üzücü bir hal aldı artık yani. Ha? Üzücü bir hal aldı artık yani. Sen. Savaş dedim boğuk çıkan sesimle. No. Ne? Onu kolumdan çekiştirirken. Susadım ben su içelim. Baksana iyice çocuk gibi oldun. 5 yaşına döndü kız. ama işte gerçek bir erkek böyledir arkadaşlar. Bu videomuzu izleyen bütün erkek arkadaşlarımız da Savaş Bey'den ders alsın. Gerçek bir erkek yanındaki kadını 3 yaşına döndürür. Bu işler böyledir yani. Savaş gülerek beni yanı çekti. Daha sonra bir elini boynuma atıp diğer elini burnuma getirerek sıktı. Onu üstünden çıkarırsam plajda katliam çıkarırım. Beni delirtme. Savaş ya. Ne savaş ne? Uf tamam ya dedim odaya doğru giderken. Nereye dedi kolumdan tutup. Cehennemin dibine dedim kaşlarımı çatıp devam ettim. Gelmek ister misin? Nereye dedim dedi kükreyerek. Neyse ki insanlar bize bakmıyor. Odaya dedim. Alt tarafı bir bikiniyle yüzecek. Alt tarafı bir bikiniyle yüzecektim. Sanki bir tek ben varım. Onun üst tarafı da bikini. Komik mi? Beni takmayıp ıslık çalarak yürümeye başladı. Ay beni deli ediyorsun. Bana deli olduğunu biliyorum bebeğim. Gıcık. Ben de seni.
Odaya vardığımızda Savaş'ın kapağı açmasını bekleyip içeri girdim. İçeri girdiğimizde ona sarıldım. Ne yaparsa yaptınsın, seviyordum bu sert ve kusursuz adamı. Seni seviyorum. Bir şey söylemesi için yüzüne baktım. Ama tek yaptığı bana sarılmak oldu. Multimedya'daki şarkıyı dinlemenizi tavsiye ederim. Her bölümde yazdığım gibi yorum ve votelerinizi eksik etmeyin. Oo, edebiyat şahitlerimiz gelmiş. Ha, gitme zamanımız zıpladıklarına göre. Oo, çok kötü. Şahitler o zaman yani yüzerek falan gideceğiz. Haberiniz olsun ve önümüzde medeniyet var. Yani vurularak öldürülme ihtimalimiz çok yüksek bu koşu sırasında. Ama benimle beraberseniz hadi koşalım. Asım Çiçek destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Sevgili Asım, Evren Yolcuları grubuna merhaba demeyi unutma. Mert Balayı, Savaş Skyrim NPC'leri gibi sabit 5 hareketi var. Değil mi? Yürüyor biraz. Yürüyor. It's something. Oturuyor masaya. Sonra duvara yaslayıp nefes üflüyor. Sonra geri masaya oturuyor. Need something. Özcan Akın. Abi altta oyun oynuyorum. Sürekli indirip kontrol ediyorum duyduklarım gerçek mi diye. 300 boncuk atmış. Özcan. Yani %95'i doğru be kardeşim. Ne yazık ki. Sert Patronum 9. bölüm. Yeni bölümün ne zaman geleceğini öğrenmek için beni takip edebilirsiniz okuyucularım. Sizi seviyorum. İyi okumalar. Multimedya Savaş ve Melis. Onu görmek tüm bu anıların gözümden teker teker geçmesine sebep olmuştu. Onu gerçekten sevmiştim. Ta ki kalbimde derin bir boşluk yaratana kadar. Buraya geleli yaklaşık bir ay olmuştu. Sabah yine Savaş'la kalkacağım için mutluydum. Kızım senin okulun falan ne oldu ya? Gözlerimi yavaşça açtığımda Savaş'ı yanımda göremedim. Telaş yapmamaya çalışarak onu aramaya başladım. İlk başta tuvaletin kapısını çaldım. Savaş orada mısın? Ses vermeyince kapıyı açıp baktım. İçerisi boştu. Daha sonra giysi odasına da baktığımda orada da yoktu. Aşağı aceleyle inip resepsiyona geldim. Savaş Bey'i gördünüz mü? O bugün sabah erkenden çıkış işlemlerini yapıp çıktı efendim. Çıkmak? Yani gitti mi? Peki benim hissettiğim neydi? Benim hissettiğim yoksa bir ay boyunca 5 yıldızlı otelde kalmış ve Savaş'ın faturayı ödemeden gitmesinden sonra benim cebime kesilmiş olan nereden baksan 30-40 bin TL'lik faturanın sertliği miydi yoksa? Hayal kırıklığı, boşluk, acı. Bunlardan hangisini hissettiğimi ben de bilmiyordum. Peki. Peki dedim sadece. Wow. Ama motosiklet geldi. Kökle Brom. Köprüden geçir bizi. Kankam sen dur o da binsin. Heh, tamam. Bas keke. Köprüden geçir ama karşıya. Peki dedim sadece. Ne diyebilirdim ki? Bir şey söylesem geri dönecek miydi? Asla asla dönmeyecekti. Abi sen öteki adaya bas bizi. Sıçnovska'ya kapanacak her türlü. Bas. Military base'e kökle. Köprüden manyak gibi geçmeni istiyorum ha. Köprüde sniper oluyor. Peri masalında değildim. Değildik bunu görebilmiştim. Beni sevmediğini de biliyordum. Alt tarafı 30 gün boyunca koynunda uyumuştum köpek gibi. Ama bunların hiçbiri onu sevmeme engel olamadı. Bu aramızdaki şeyin bir sonu olacağını görebilmiştim ama bu kadar erken değil. Odama doğru yürürken resepsiyondan adımı seslendiklerinde o tarafa doğru yürüdüm. Savaş Bey tüm masrafları karşıladı efendim. O odada kalmaya devam edebilirsiniz. Aa, helal lan. Ulan keşke bizim de şöyle bir dedemiz olsa da 5 yıldızlı otellerde krallı hocalarında kalsa. Oğlum öldürdün la bizi. Allah bir de böyle ezdi. Neyse hadi bas. Gel reis sen de. Öldük. Öldürdü bizi herif. Adamı duymazlıktan gelip odaya çıktım. Demek bütün masraflarımı karşılamış. Vicdanını böyle mi rahatlatmaya çalışmıştı? Yoksa şu ana kadar yaptıklarımın bir karşılığı mıydı hepsi? Kızım, Melis'cim. Bak bir ay 5 yıldızlı otel kral odası. Bunların günlüğü falan 6000 lira. Yapma etme. Resepsiyon turnike döndürür seni yapma. Bak Savaş yine iyi insanmış. Öpeği olurdun otelin. Sen kaç para oralar biliyor musun? Hey. Şu tepeye çıkalım da edebiyat şahitleri. Orada bir yer bulup yatalım. Bu masalın sonunun mutlu bitmeyeceğini bile bile inandırmıştım kendim ama inanmakla başarmak farklıydı tabii. İnanmak başarmanın yarısıydı. Ne alaka gerizekalı. Başaramamıştım. Yarım kaldım. 4 yıl sonra karşımdaydı kanlı canlı. Şu an hislerim boşluktan ibaretti. Oo, time skip. Naruto level atlamış bayağı.
Hocam bir yerde bir... Heh, eyvallah kral. İyi ettin sen onu. Time skip ha. Naruto arada bayağı skill öğrenmiştir şimdi. Güzel. Plot thickens. Savaşınkiler dışında kalınlaşan bir şeyler var. Bu da senaryo. 4 yıl sonra karşımdaydı canlı kanlı. Kanlı canlı. Şu an hislerim boşluktan ibaretti. Hissizlik hiçbir şey hissedememekten daha kötüydü. Acı insanı besler fakat hissizlik insanı bitirirdi. Gözlerinin içine baktım. Uzun bir his aradım ama o da benim gibiydi. Belki de beni tanımamıştı. Hayatındaki diğer kızlardan farkım yoktu sonuçta. Elimi uzattım. Melis Gürbüz ben, yeni asistanınız. Elimi sıktığında uzun zamandır ilk defa bir şey hissettiğimi düşündüm. 4 yıl sonra tekrar elinin elimi temas etmesi farklı hissettirmişti. Savaş Ataman. Bana koltuğu gösterdiğinde oturdum. Birazdan Ezgi Hanım gelip size odanızı gösterir. Çalışma şartlatını anlatır. Geç kalınmasından hiç haz etmem. Bu konuda özenli davranılmasını isterim. Bir de sabah ben gelmeden önce sade bir Türk kahvesini masamda görmek isterim. Şimdilik bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz bir şey yoksa çıkabilirsiniz. Yok. Çıkabilirsiniz o zaman. Kapıdan çıktığımda bir kadın beni takip edin diyerek beni bir yandaki kapıdan içeriye soktu. Burası senin odan. Çalışma saatleri sabah 8, akşam 8. Bunları biliyorsundur zaten. Kolay gelsin. Masaya geçip oturduğumda karşımdaki odada savaşın olduğunu gördüm. Nasıl yani? Şimdi ben bu adamala sürekli göz göze mi çalışacağım ben? Elime gelen işleri yaptığımda ne zaman öğlen olduğunu fark edememiştim bile. Karnımın acıktığını hissettiğimde kendi odamdan çıkıp savaşın odasının kapısına geldim. Kapıyı tıklattığımda bir komutunu alıp içeri girdim. Savaş Bey, işimi bitirdim. Yemeğe çıkabilir miyim? Bunu bana sorman gerekmez. Öğlen arasında istediğin gibi dışarıya çıkabilirsin. Bir daha böyle gereksiz şeyler için beni rahatsız etme dedi sertçe. Peki diyebildim. Sadece zaten alışmıştım artık peki demeye. Kabullenemediğim her şeye peki der olmuştum. 4 sene önce otel odasında beni kölesi ettiğinden beri her şeyimi Savaş'a sormaya özlemiştim. Savaş izin vermeden çişe bile çıkamayacak durumdaydım. Kapıyı kapatıp dışarı çıktım. Rüzgarın yüzüme çarpması iyi gelmişti. Açlığım da kalmamıştı zaten. Hayal kırıklıklarımın tüm parçalarını karnımı doyurmaya yetmişti. Yürürken düşünmeye başladım. Düşünmek insanlara özgüydü ama belki en çok canıma yakan da düşünmekti. Düşünmenin kendine sorular sormanın sonu yoktu. Şu an milyonlarca cevapsız soru düşünebilirdim. Neden o gün beni bırakıp gitti? Bana karşı hiç mi bir şey hissetmedi? Beni hatırlıyor mu? Hatırlıyorsa ne hissetti? Bu işe girmem nasıl bir tesadüf? Daha bir sürü cevapsız soru sorabilirdim kendime. Ama ne işe yarardı bilemem. Hayır, demek ki köleli şey yazmıyor, hayır. Saate baktığımda ama ben tanırım bu tarz edebiyat. Saate baktığımda öğle molasının bitmesine az kaldığını görüp iş yerine geri döndüm. İş çıkış saatine yaklaştığımızı fark edince yarınki programı düzenleyip kapıyı tıklatarak Savaş'ın odasına girdim. Savaş Bey, ben yarınki programınızı hazırladım. Şimdi mi anlatayım yoksa sabah mı anlatayım? Yarın sabah üstünden geçeriz. Ay, kimin, benim mi? Pardon. Öyle demiş, şöyle diyor. Ben çıkabilir miyim o zaman? Ben Savaş'ın cevabını beklerken bir kadın içeri daldı. Savaş, çıkacak mıyız dışarı? Hayır. Cevabı kısa ve netti. Kadının ona bu kadar duygu yüklü baksana rağmen Savaş'ın ona bu kadar duygusuz bakabilmesi beni şaşırtmıyordu aslında. O kadına üzülmüştüm sadece. Ama söz vermiştin dedi kadın gözleri dolu bir şekilde Savaş ise bağırarak. Çık dışarı Damla! Benim lafımın üzerine laf söylenmeyeceğini hala öğrenmedin mi? Kovuldun! Kadına bağırmasına rağmen ben bile korkmuştum onun bu halinden. Ama ben... Defol! Kadın ağlayarak dışarı çıkınca üzülmüştüm. Bu adam gerçekten sevilmeyi hak etmiyordu. Hak etmiyordu. Pardon, öyle yazmışlar. Hak etmiyordu. Ha, gidiyor muyuz? Wow, 3 kişi mi olduk? Bunlar da bıraktıkça türüyor ha. Yiğitler, arabayla falan gitmeyeyim. Şuradan şuraya yürüyeceğiz ha. Sinirlenip bir anda sorunu düşünmeden konuşmaya başladım. Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsunuz anlamıyorum. O kadın bu yaptıklarınızın hiçbirini hak etmedi. Buna sen mi karar veriyorsun dedi bağırarak. Hayır, ben karar vermiyorum ama derin bir nefes alıp devam ettim. Herkesin bir kalbi vardır Savaş Bey. Sizin biri. Evet, haklısınız. Herkesin bir kalbi vardır. Ama yusunmuş bildiğiniz bir şey var. Kalp sadece kan pompalamakla görev yapan bir organ. Siz öyle diyorsanız. Öyle diyorum dedi ve bağırarak devam etti. Bu kanın nereye pompalandığını görmek ister misin ha? Hayır, öyle bir şey, öyle bir şey.
Böyle bir şey. Ama bir noktada hikaye buralara gelecek diye endişe ediyorum sadece. Tamam. İlk günün olduğu için müsamaha gösteriyorum. Ama bir daha böyle bir saygısızlık yaparsam bir daha bu şirkete adımını atamazsın. Şimdi çık dışarı. Mutlaka okuyun. Kafası karışanlar için söylüyorum. Şu ana kadar yaşınlanan 8 bölüm tamamen Savaş ve Melis'in geçmişine aitti. Yani onların tanışma hikayesiydi. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi bu kitap patron ve asistan ilişkisini anlatan bir kitap. Ara sıra yine geçmişten kesitler vereceğim zaten. Anlamadığınız bir şey olursa yoruma yazarsanız mutlaka cevap veririm. Yorumlarınızı ve botelerinizi eksik etmeyin. Çünkü emin olun yazmak için ilham kadar desteğe ve morale de ihtiyacım var. Teşekkürler. Arkadaşlar, kitap hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara açık bir şekilde yazın lütfen. Sizce kitap nasıl gidiyor, beğeniyor musunuz? Bir de katılım olursa WhatsApp grubu kurmayı düşünüyorum. Vahabilerin WhatsApp'ı bu herhalde. WhatsApp grubu kurmayı düşünüyorum. İsteyenler numaralarını özelden atabilir. Kitapta şu değişse dediğiniz bir şey var mı? Ayrıca gerçekten vote sayılarının gittikçe azalması beni üzüyor. Bu konuda duyarlı olursanız sevinirim. Ablacım, kaç bölümdür Savaş kızı duvara yaslayıp nefes üflemiyor. Elbette vote azalır. Biraz daha duvara yaslamalı. Nefes istiyoruz. Da feedback istiyor yani, yazalım. Onur Balaban 3. ayında hoş geldin. Ömer Algos 50 boncuk atmış. Yazar kimsenin Instagram'ı hala açık, yayına gelmesi için DM atalım mı? Aman aman, hiç muhatap olmuyorum lütfen. Arman 50 boncuk atmış. Bizim kafamız karışık ha. Statüsünü kötüye kullanan patrona en sevdiğim. Bu arada umarım keyfin yerindedir abi. Oo Arman, neler oldu? Statüsünü kötüye kullanmıyor bile adam. Oh, Fatih Aytekin. Bunları dinledikçe Süleyman Pro'yu daha iyi anlıyorum. Pro usta affetmesi seni anlayamadı. Derdar Tabur. Akdeniz işletme okuyup asistan olsa. Örnek olsun arkadaşlara. Tabii. Ya işletmeden nereden nereye gideceksin zaten. Özcan Akın. Ben bunu Sensiz Ela ablamızın Smurf hesabı olduğunu düşünmeye başladım. Olur mu be? Sensiz Ela imzasız yazar, iş yazar mı? Sensiz Ela çünkü pişiyor. Wow. Abi Alçıpan'a yaslamasın ama kırar falan maşallah maşallah. İçinden geçirir be. Yok eder Alçıpan'ı, un ufak eder Savaş. Kek. Erkek adam. Neyse, Kamelya 9'a ithaf edilmiş bir bölümümüz daha var. Multimedya sert patronum tanıtım videosu var, izleyebilirsiniz. Bu video kullanılamıyor. Sert patronu da kullanılamıyor. Yüzey Berkem Güven, hoş geldin. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlayacağımı beni takip ederek öğrenebilirsiniz. Sabah kalktığımda yeni bir iş günü için hiç de heyecanlı değildim. Zorla yataktan kalktığımda aynaya bakma isteği duymuyordum. Fakat biraz daha uyuşuk davranıp hazırlanmazsam işe geç kalacağımı bildiğim için hareketlenmeye başladım. Ataman Holding'e girdiğimde işe geç kalmamak için diğer çalışanlarla yarışır gibi hızlı hızlı koşuyordum. Sonunda odama vardığımda eşyalarımı bırakıp Savaş Bey'e kahve hazırlamak için mutfağa benzer bir yerden içeri girdim. Ne demişti? Aa, hatırladım. Sadece bir kahve. Yo, sade bir kahve. Ben gelmeden masamda olsun. Kahve makinesinin içine bir kaşık kahve ve bir fincan su koyduktan sonra ocağa koyup karıştırmaya başladım. Adama bak. Kendi gibi kahvesi de tatsız şekersiz bir şey. Hayır, ne var yani biraz kibar ve duygusal olsa, sanki robot. Elimi bir sıcaklık gelmesiyle çığlık attım. Ah, yandım. Elimi hemen suya tuttum. Oo. Arkadaşlar çok fena bölgedeyiz ha. Bizi vururlar krallar. Benim zaten canım popomda. İntihar koşusu bu. Siz de keyfinize bakın. Bence ölürüz. Beni takip etmeyin. Ah, yandım. Elimi hemen suya tuttum. Biraz acısı geçtiğinde sudan çıkardım. Elimi kızartmıştı. Ama hala acıyordu ama hala tekrar kahve yapmak zorundaydım. Yoksa Savaş Ataman'dan büyük azar yiyecektim. Kahve yapmayı bitirdiğimde Savaş Bey'in odasına doğru yürümeye başladım. Nasıl olsa gelmemiştir diyerek kapıyı çalmadan içeriye girdiğimde derince yutkundum. Bittim ben. Kapıyı kapat dedi sakince. Tamam diyerek dışarıya çıkıp kapıyı kapattım. Neyse, en azından bir şey demedi değil mi? Bu kahve de elimde kaldı. Telefon çaldığında elim dolu olduğu için bakmadan açtım. Efendim?
Hemen buraya gel. Ama bu savaşın kükremesi. Yırtamadım mı ben şimdi? Tamam, hemen geliyorum Savaş Bey. Allah'ım ne olursan yardım et. Söz veriyorum, küçükken bakkaldan çaldığım sakızların parasını ödeyeceğim. What? Kapıyı çaldıktan sonra içeri girdim. Neden gittin az önce? Ama siz kapıyı kapat dediniz ya, hani ben de işte uf. Tamam kes dedi ve devam etti. Bu şirkette önem verdiğim şeylerden birinin çalışma saatleri olduğunu özellikle belirtmiştim. Hatta size ben gelmeden önce masamda sade bir kahve olsun dedim. Anlayamadığınız yer nedir? Ellerim korkudan titremeye başlayınca kahve de sallanmaya başladı elimde. Ver kahveyi ver, dökeceksin şimdi dedi. Kahveyi almak için elini uzatırken. Kahveyi ona verdiğimde elimin yanan yerine dokunduğu için yüzümü buruşturdum. İyi misin? Savaş ile beraber el ele yürürken o kadar mutluydum ki ne kadar mutlu olduğumu ancak YouTube'daki videonun bir sonraki bir bölümünde anlatabilecektim. Sevgili YouTube, hadi zamanımız doldu. Biz bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bakalım Savaş ne zaman Melis'e saplayacak. En azından artık taciz formatından çıktık. Artık sadece çalışanlarını... Neyse, hayat çok ilginç bir şey. Şuralarda bir yerde playlistler çıkıyor olması lazım. Orada bütün Wattpad bölümlerini bulabilirsiniz. Mesela bu bölümün sonrakisi yayınlanmamış olabilir. Ama liste depoda duruyor olabilir. Oradan izlemeyi unutmayın. Kanala abone olun. %50'niz abone olmuyorsunuz. Ayıptır. Öptüm gözlerinizden. Görüşürüz. Hadi bay bay.